Müslümanlar arasındaki çekişme veya darılma, onları manevi olarak güçten düşürecek bir eylemdir. Bu, Allah'ın Kur'an'da iman edenlere bildirdiği sırlardan biridir ve bununla önemli bir gerçeğe daha dikkat çekilmektedir. Nasıl ki ayrılıklar ve çekişmeler Müslümanlardaki manevi olarak güçten düşürüyorsa, birlik ve tesanüt de Müslümanlara güç kazandıracaktır. Allah Kur'an'da iman edenlerin haklarının tecavüz edilmesi durumunda birlik olup karşı koymalarını buyurmuş. Şeytanlar Allah'a sığınır ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Bu, iman edenlere ilahi bir emir ve pek çok hikmeti vardır. İnkarcı ideolojilerin fikren yok edilmesi de ancak Müslümanların ittifak etmeleriyle mümkündür. Ancak elbette unutmamak gerekir ki, iman edenlerin ittifakını güçlü kılan aslında onların imanları ve ihlaslarıdır. Gerçek dostluk ve ittifak ancak samimi iman ile kurulur. Müminler birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan halis niyetle ve sadece Allah rızası için sever. Allah rızası için dost olur ve Allah rızası için birlik olurlar. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağı Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz. Böylesine sağlam bir ittifakın Müslümanlara dünyada eşin azasını bir güç kazandıracağı eserciktir. Rabbimiz, nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir ayetinde, başarıya ulaşmak için sayıca büyük olmanın önemi olmadığını işaret etmiştir. Müslümanların iman ve ihlasla kurdukları birliktelik, onlara çok büyük başarılar elde etmelerini sağlayacak, bir şevk ve irade kazandıracak. Allah bir başka ayette ise, inkar edenlerin bir arada hareket ediyormuş gibi görünmelerine rağmen, aslında birlik kurmadıklarını bildirmiştir. Kendi aralarındaki çarpışmalar ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyle. Samimiyet üzerine halis niyetle inşa edilmemiş birliktelikler, her ne kadar dayanışma içinde gibi görünseler de, temelde paramparçadırlar. Çünkü onların ittifakları bir tür menfaat birlikteliğidir ve menfaatlerin zarar görmesi ihtimali bu birlikteliğin hemen sonunu getirir. Müslümanlar Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu sırra vakıftırlar. Müslümanların birlikteliği dünyevi kayıplarla sarsılmaz tam tersine daha da güçlenir. Bu ruh ve bilinç Müslüman ittifakını çok güçlü kılar. Büyük İslam alimi Said Nursi de Müslümanların ihlas ve samimiyetle oluşturacakları birlikteliğe ne kadar büyük kuvvet kazanacaklarını şu örnekle ifade etmiştir. Elbette 4 fertten 1111 manevi kuvvet sağlayan ihlas sırrını kazanmak ile dayanışmaya ve hakikate inanmaya muhtacız ve mecburuz. Evet, 3 elif birleşmezse 3 kıymeti var. Rakamların sırrı ile birleşse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer kardeşlik sırrı ve birlik gayesiyle birleşme vazifesiyle denk gelip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetli olduğu gibi hakiki ihlas sırrı ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maliyesine 4000'den geçtiğinde pek çok tane kolay şahitlik edilir. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki samimi bir birliktelik her bir fert diğer kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 gerçek birleşmiş adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri de vardır.